Durum çok vahim Haluk Bey. Ne oldu? Bizim bu küpeli Hüseyin var ya, onun face'inde ilişki durumu yok yazıyormuş. Küpeli Hüseyin kim? Hani var ya. Ne olmuş? Profilinde diyorum, profilinde. İlişki durumu yok yazıyormuş. O ne demek? Ay vallahi bilmiyorum ki. Demek ki çok kötü bir şey ki kız içeride durmadan ağlıyor. Emre! Emre! Efendim baba? Emine ablanın söylediklerini tercüme et bakayım. Tamam baba. Bizim küpeli Hüseyin var ya, onun face'inde ilişki durumu yok yazıyormuş. Küpeli Hüseyin kim? Hani var ya. Vay aşağılık herif. Zaten hiç gözüm tutmamıştı o adamı. Ne demek bu? Vallahi baba bu adamın gözü dışarıda. Yani hem ablamla el ele tutuşuyor hem de başka kızlarla fingir diyor. Belliydi zaten. Küpeli Hüseyin ne olacak? Yani benim kızımı üzüyor öyle mi? Oo hem de nasıl üzüyor? Bana bakın. Kimse bu konuya karışmayacak. Benim kızım koskocaman kız. Kendi sorununu kendi çözer. Baba baba baba. Elin küpelisi bir eliyle benim kızımın elini tutacak. Öbür eliyle de öbür kızların elini tutacak. Benim elimde armut toplayacak öyle mi ana? Ben zaten hiç sevmedim o çocuğu. Ben de. Aa ne yapıyorsunuz siz ya? Asıl o küpeli ne yapıyor? Nasıl üzebiliyor benim kızımı? Nasıl elini tutabiliyor? Nasıl face'inde ilişki yok yazabiliyor? Aa kesin. Kimse bu konuya karışmayacak. Geçin sofraya. Bana bakın kimse duyguyla bu konuyu konuşmayacak. Konuşan olursa çok fena yapar. Ne insanlar var şu hayatta? Emre. Emine. Ramazan nasıl geçiyor? İyi gidiyor Haluk Bey. Günler uzun ama Allah güç kuvvet veriyor insana. Ben de tutacağım ama şu kadın izin vermiyor. İlaçların var Haluk'cum. İlaç. Sen ne demek biliyorsun değil mi canım ilaç? Sen şuradan uzat şunları. 30'lu babacığım. Ana şu hale bak. Yoğun bakım ünitesi sanki ha? Baba yakında okullar açılıyor. Oğlumuzu duydun mu? Okulların açılacağının farkında. Bunu senden hiç beklemiyordum. Baba, bak ne diyeceğim. Ne? Şimdi ben okula gidip gelirken trafikte çok vakit kaybediyorum. Hı-hı. Yolda kaybettiğim zaman da ders çalışsam profesör olurum. Profesör olmana gerek yok. Sınıfını geç yeter. Öyle deme baba. Ben sınıfı geçmekle yetinmem ki. Benim profesör olmam lazım. Ülkeye profesör gerekiyor. Üniversitelerde derse girecek profesör yok. Hepsi televizyon çıkmış, yorumculuk yapıyor. Bu konuşmanın sonu nereye varacak merak ediyorum. Yani diyorum ki biz yolda vakit kaybetmeyelim. Yani okula yakın bir yere taşınalım. Kim, biz mi? Hayır, ben. Ya biz? Burada. Sen? Orada. Meltem bu havuç kafalı oğlun ne diyor? Hayatım oğlun ayrı eve çıkmak istiyor. Nasıl yani? Basbaya ayrı bir evde tek başına yaşayacakmış. Ana! Havuç efendiye bak hele. Ayrı eve çıkacakmış. Parayı nereden bulacaksın? Sen vereceksin baba. Baba olmak kolay değil. Oğlum biz baba olduk. Banka olmadık. Hesapladım baba. Yol parası daha çok tutuyor. Otobüs, metrobüs, metro derken daha pahalıya patlıyor bize. Oğlum sen yalnız yaşamak kolay mı sanıyorsun? Yalnız değilim ki baba. Teo var, Basri var. Ana! Teo varmış, Basri varmış. Duyan da biri ÖSS şampiyonu, öbürü de TÜBİTAK matematik birincisi sanacak. Al birini vurur öbürüne. Öyle deme baba. Biz üçümüz bir araya geldik mi her şeyi başarırız. Siz üçünüz bir araya gelin bir tabak makarna bile yapamazsınız. O kadar da değil. Evet baba o kadar da değil. Ya bir kere benim oğlum öyle beceriksiz değildir tamam mı? Mutfak. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Senin abartmanı önlemeye çalışıyorum. Herif tek başıma eve çıkacağım diyor sen de destekliyorsun. E
ne var bunda? Daha dünkü çocuk nasıl yaşayacak tek başına? Ayrı eve çıkmak bir kere onun karakterini güçlendirir. Kendi başının çaresine bakmayı öğrenir. Açlıktan ölür. Kimse açlıktan ölmez Haluk. Havuç ölür. Çıkarır çorabını, atar yatağın altına. Sonra o çorap aylarca o yatağın altında durur. Mikroplar ürer. Mikroplar büyür. Havucu yer. Basri'yi de yer, Teo'yu da yer. Üniversite 1'e giden bir çocuk kendi evine çıkabilir. Çıkamaz. Çıkabilir. Çıkamaz. Sonuç? Çıkabiliyor muyum? Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Tamam, çıkabilirsin. Oley be! Ama bir şartım olacak. Nedir? Yalnız yaşayabileceğini bize göstereceksin. Nasıl yani? Yarın akşam çağır arkadaşlarını, yemeği siz yapacaksınız. Bulaşıkları da siz yıkayacaksınız. Tamam baba, yaparız. Ondan kolay ne var? Eyvah, yandık. Yarın ev savaş meydanına dönecek. Yaptığınız yemeğe puan vereceğiz. Eğer yüksek puan alırsanız kendi evine çıkabilirsin. Alamazsanız... Afiyet olsun. İyi ki ablamın kafası bozuk. Yoksa kesin o da karşı çıkardı. Çocuklara hep sen yüz veriyorsun. Hayır efendim. Ben oğlumun hayata hazırlanmasını istiyorum. Kaç yaşına geldi hala odasını toplamıyor. Bir pijamasını bile katlamıyor. Bak kendi ağzınla söylüyorsun. Burada senden korkmuyor, benden korkmuyor, odasını toplamıyor. Orada kimden korkacak? Basri'den mi? Teo'dan mı? Hayatım, kimseden korkmasına gerek yok. Orada mecbur yapacak çünkü arkasını toplayan olmayacak. Onlar var ya, eve bir kız falan gelmedikçe hayatta evi toplamazlar. Önümüzdeki 25 yıl boyunca ellerini sürmezler. Ha, buraya yazdım. Ha. Ben bakıyorum. Küpeli Hüseyin geldi. Ne? İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldin. Duygu'yla görüşebilir miyim? Hayır. Evet. Evet. Nerede? Odasında. Evet, peki. Mutfakta, mutfakta. Duygu mutfakta yaşıyor. Mutfakta. Mutfakta. Ne? Ne? Yani bu herif benim kızımın odasına girsin, 25 avukat gelsin beni hapislerden kurtaramaz yani. Mahpuslarda çürürüm, biterim, ölürüm. Beni de yola